Master Cam'in özellikle kalıpçılar için ve kompleks iş parçalarını işlemek için geliştirmiş olduğu iSpeed dediğimiz yüksek hızlı takım yollarından en çok kullanılan paralel raster takım yolunu göreceğiz bu videoda. Ekranda görüldüğü gibi bu tip kompleks bir kalıbı veya benzer parçaları işlemek için en yaygın kullanılan takım yollarından birisidir. Başka parçalarda da çok yaygın kullanılıyor. Bu MasterCam'deki paralel raster dediğimiz takım yolunu kullanmak da çok kolay. Hemen giriyoruz. Paralel raster dediğimiz geometriyi tanıtıyoruz. Bakın burada 3 tane farklı renkli geometriler tanıtılmış durumda. Burada istediğimizi gösterebiliyoruz. Ve bunların enteresan olanı, bakın 3 farklı geometriye ayrı ayrı finish payları bırakabiliriz. Yani nihai finish için ayrı ayrı paylar, toleranslar bırakabiliyoruz. Takım yolu kontrolüne gerek yok. Takım seçiyoruz. Burada diğer bir önemli nokta, mesela bunu az önceki 0 dereceydi, 45 derece olarak gösteriyorum. 45 derecede hesapla dediğim zaman çok hızlı bir şekilde hemen hesapladı. Şimdi tekrar simülasyon yapıyorum. Bakın 45 dereceyle giriyor. Bu durumda tabi bu dik kenarları daha kolay işleyebiliyor. Diğer bir artı özelliği de, bunu keselim, 0 derecede dahi olsa bu işleme, şöyle bir şey var: geçiş yerleri, dik sığ yerleri 0'dan 90'a kadar işleyebildiğiniz gibi mesela 45 dereceden 90'a kadar olan yerleri işleyebiliyorsunuz. Bu durumda tekrar hesaplatıyorum, hızlı bir şekilde hesapladı. Bu durumda bakın sadece bu kısımları, yani 45 derece ile 90 derece eğim olan yerleri işliyor. Yani çok esnek bir takım yolu aslında. Yani sadece klasik paralel düz işlerinin yanı sıra bu tip eğimli yerlerde de çok faydalı. Sadece oraları işledi. Tersini yapabilirdik. 0'dan 45 dereceye kadar diyebilirdim. Tekrar yenile diyorum. Hızlı bir şekilde yeniledi. Bakın bu dik yerler kaldı. Bu durumda da diğer yerleri işledi. Bu tabi kalıbın diğer tarafında açıyorum. Bu şekilde komplike kalıpları rahatlıkla işleyebiliyorsunuz. Bunun gibi iSpeed takım yolları, yüksek hızlı takım yolları çok gelişmiş. Kalıpçılar için özellikle ve kompleks parçalar için çok gelişmiş takım yolları var. Bunları sırayla anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler.